Değişim daha kötüden daha iyiye doğru bile olsa rahatsızlık vermeden yapılmaz. Evini yeniden şekillendirmek istiyorsan bunun neden olacağı rahatsızlıkları bekler ve kabul edersin. Eski pencereleri, fayansları, kapıları veya mutfak dolaplarını ortalığı dağıtmadan değiştirmenin bir yolu yoktur. Yatak odanı yeniden boyamak, mobilyaları başka bir odaya taşıman gerektiği anlamına gelir. Banyonu yenilemek, duş almak için farklı bir banyo kullanman veya bir arkadaşının evine gitmen gerektiği anlamına gelir. Tadilatın hayatında meydana getirdiği rahatsızlığı kabul edersin çünkü evinin güzel ve rahat olmasını istersin. Aynı şekilde hayatında bir şey değiştirmek istiyorsan, eskinin gitmesi için yerine yenisini getirme sürecinde de bazı karışıklıkların olması gerekir. Her zamankinden daha erken uyandığında kendini huysuz hissedebilirsin. İlk birkaç antrenmandan sonra bitkin düşebilirsin. Yeni bir beceriyi nasıl öğreneceğini anlamaya çalışırken umutsuzluğa kapılabilirsin. Bu şekilde hissettiğinde ve değişim sürecinin senin için ne kadar zahmetli olduğunu düşünerek pes etme eğilimine girdiğinde, daha kötüden daha iyiye gitmek için bazı küçük ve bazen büyük sıkıntıların olağan olduğunu unutma. Bunu aş ve hayatına devam et.